Çok kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli emekçileri, ekranları başından bizleri izleyen, sosyal medyadan takip eden sevgili Eyüp Sultan halkı, hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ekim ayının ilk oturumunda alacağımız kararların Eyüp Sultan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Unutmayalım ki yaşlı insanlarımız milletimizin hafızasıdır. Yaşlarımız dünümüz ve bugünümüz arasında bir köprüdür. Bizleri büyütüp bugünlere getiren büyüklerimize minnet borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. Hepimiz yarının yaşlı adaylarıyız. Sadece bugün değil, her zaman kendilerini hatırlamalı, sevgi ve saygıda kusur etmemeliyiz. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devlet ve kişiler olarak görevimizdir. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inanan ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Onların doğru yolda bulunanlardan olmaları umulur. Tevbe suresi 9. ve 18. ayet. Din görevlerimizde dinimizi, güzel ahlakı, adaleti ve kul hakkı yememeyi bizlere öğretmeli. Riyadan ve yalandan uzak olmaları gerekmektedir. Camiler ve din görevlileri haftasını kutluyorum. Kendisine yapılan bütün baskılara rağmen din adamıyım, yalan söyleyemem diyerek doğruluk örneği veren Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Cami Müezzini Fuat Yıldırım nezdinde tüm din görevlilerimizin din görevlileri haftasını kutluyorum. Yaşadığımız dünyayı ortak olarak kullandığımız ve onların yaşam alanlarını her geçen gün daralttığımız sessiz dostlarımız, hayvanlarımızın hayvanları koruma gününü kutluyor. Onlara zulmeden ve katledenleri şiddetle kınıyorum. Geçmişten geleceğe tüm mimarlarımızın 7 Ekim Mimarlık Günü kutlu olsun. Göz bebeklerimiz, canlarımız, yüzlerine baktığımızda içimizin titrediği, gelecek umutlarımız, çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim Kültür Örgütü UNESCO 1994 yılında 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü ilan etmiştir. Bizlerin yaşamlarında çok önemli olan eğitimimizin hakları ödenemeyecek olan neferleri tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kelime anlamı cömertlik olan Selçuklu döneminin yıkılmasına doğru sosyal düzeni sağlamak için ele alınmış bir meslek grubudur. Osmanlı Devleti'nin kurulma aşamasında önemli yere sahip meslek ve dayanışma örgütüdür. Anadolu'da önemli bir gelişim göstermiş esnaf, çiftçi ve sanatçı gibi çalışma kolları olan ve günümüzde de geleneğini sürdüren Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Merhum İsmet İnönü Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır şeklindeki bir maddelik kanun teklifinin kabul edilmesiyle başkentimiz olan Ankara'nın 99. yılı kutlu olsun. Standartların anlaşılmasına, standartizasyon bilincinin ülkemize ve dünyaya yaygınlaşmasına hizmet eden 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nü kutlarım. Birleşmiş Milletler küresel yoksulluğun azalması ve dünya çapında yoksulluk konusunda dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak için 1997 yılı 2 yılında 17 Ekim'i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Birleşmiş Milletler 2015 yılında gerçekleşen sürdürülebilir kalkınma hedefleri bildirgesinde 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğu bitirmeyi hedefleyen bir deklarasyon yayınlandı. Buna göre gelişmiş ülkelerden açlığa, susuzluğa ve hastalığa bağlı ölümlerin önüne geçilmesi, yolsuzluğun engellenmesi, az gelişmiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakları kendi toplumların gelişmesi için kullanılması, gelir eşitsizliğine sebep olan uygulamalara son verilmesi, adalet, vergi, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü, kadın ve çocuk haklarının iyileştirilmesi gibi maddelerde az gelişmiş ülkelere destek verilmesi istendi. Altını çizerek söylüyorum,
Bunların birçoğu bugün ülkemizde de yaşanan sıkıntılardır. Ve maalesef emperyalist ülkeler sömürgeci, yayılımcı ve işgalci politikalarıyla yoksulluğun artmasına daha da çok katkı sunuyorlar. Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olan mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşların derdiyle dertlenen, devlet ve millet bütünleşmesinin tesisinde önemli rol oynayan muhtarlarımız bu fedakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Başta Eyüp Sultan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum. On bir Haziran 1868 yılında kurulan ilk adı Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti olarak kurulan, 1923'te Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kuruluşa Kızılay adını Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Yaşamımızın en zor anlarında her zaman yanı başımızda olan Kızılay'ımızın haftasını kutluyorum. Bu arada özellikle malumunuz 5 aydır annem yoğun bakımda, bu süreçte kan ihtiyacı konusunda bana da yardımcı olan Eyüp Sultan Kızılay Kan Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Şen ve yönetim kurulundan Haşim Yaman'a da buradan teşekkürlü bir borç biliyorum. Allah şifalar versin. 21 Nisan 1992 yılında Karadeniz'de karadan, gemilerden ve atmosferlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla Bükreş Sözleşmesi ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü olarak ilan edilmiştir. Kutlu olsun. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı ile tek adam rejimi padişahlıktan orduları dağıtılmış, silahlar ellerinden alınmış, tersanelerine girilmiş, vatanın her karış toprağı işgal altında olan bir ülkeden kendisine inanmış, bir millet ile birlikte yeniden bir devlet kuran ve efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz diyerek, bizlere cumhuriyeti emanet ederek çoğulcu demokrasiye geçişimizi sağlayan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cumhuriyetin kazanılması ve kurulmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimize ne kadar minnet duysak yeterli değildir. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyeti atalarımız kurdu, bizler de yaşatmak için mücadele edeceğiz. Büyük önderimizin dediği gibi, benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılını kutluyoruz ve özlemle 100. yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada az önce özel kalemden bize de iletilen zabıta müdürümüz Sayın Oya Banu Göl Yıldırım'ın annesi vefat etmiş. Kendisine başsağlığı diliyorum. Merhumaya Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine sabırlar diliyorum. Mustafa Tüysüz arkadaşımızın babası dün bir kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma alındı. Ona da Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş dönem AK Parti ilçe başkanımız Faik Kesçi de abisini kaybetmişti. Kendisine buradan başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine sabırlar diliyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Evet.